Emekli ve memur maaş zammı için detaylar belli oluyor. TÜİK tarafından 2022'nin ikinci 6 ayında yapılacak zammın ilk 3 verisi belli oldu. Bu gelişmelerle gözler maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonuna göre kesin rakam belli olurken, geriye sadece 3 veri kaldı. Peki, 2023 Ocak zammı son durum nedir? Emekli ve memurlara 2022'nin ikinci 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. Temmuz enflasyonu %2,37, Ağustos enflasyonu %1,46, Eylül enflasyonu ise 3,08 olarak hesaplandı. Geriye 3 aylık veri kalırken, şimdiden Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşına Ocak ayı için %7,06 oranında zam kesinleşmiş oldu. Memur ve emekli maaş artışı için ipucu geldi. Anadolu Ajansı Finans'ın enflasyon beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %73,88 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon %22,16 olarak gerçekleşecek. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %22,16 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin %8'lik artışı enflasyon farkıyla %23,30'a ulaşacak. Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9.105 liradan 11.226 liraya, memur emeklilerinde 6.078 liradan 7.494 liraya, esnaf emeklilerinde 4.197 liradan 5.127 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4.687 liradan 5.725 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağkur tarım emeklilerinde 3.335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2.905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3.500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı %22,16 çıkarsa, en düşük aylık Bağkur tarım emeklilerinde 4.074, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3.549 liraya ulaşacak. Zam oranları Ocak ayında belli olacak. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3.500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Temmuz ayında emekli maaşlarına uygulanan %42,35'lik zammın üzerinden 3 ay geçti. Temmuz ayı enflasyonu %2,37, Ağustos ayı enflasyonu ise %1,46 olarak açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları ise bir önceki aya göre 3,08 oranında gerçekleşti. Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. 2021 yılı Aralık ayında 1.500 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşı, 2022 Ocak ayında 2.500 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında uygulanan %42,35 oranındaki emekli zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 liraya yükseltildi. 2023 Ocak zam döneminde yeniden belirlenecek olan emekli maaşlarına bugüne kadar %133 oranında artış uygulanmış oldu. Emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, Ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Haziran ayında yapılan zam sonrasında, Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Eylül ayı enflasyon oranı bir önceki aya göre 3,08 oranında artış gösterirken, 3 aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu. 3 aylık enflasyona toplamı %7,06 oldu. Kalan ayların bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 7,06'ya eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak. 2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye %42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun %15 oranında olması durumunda emeklilerin en az %15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre, %15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3500 TL'den 4025 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ocak zammı ile beraber emekli, memur maaşları ve asgari ücretle beraber milyonlarca kişinin yeni maaşları belli olacak. Emekli ve memur zammı için ise enflasyon rakamları doğrudan etkili olacak. Memurlar için 3 aylık enflasyon verisi toplamda %7,05 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili son açıklamasında, asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız, diyerek milyonlarca kişiyi heyecanlandırmıştı. Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı %41,69 olmuştu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine ise %42,35 zam yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından yapılan piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini %67,73 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı piyasa katılımcıları anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu, TÜFE, beklentisi bir önceki anket döneminde %70,60 iken, bu anket döneminde %67,73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon %17,82 olarak gerçekleşecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri bu durumda Ocak'ta %17,82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin %8'lik artışı enflasyon farkıyla %18,92'ye ulaşacak. Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı %18,92 artarsa, en düşük maaş memurlarda 9.105 liradan 10.827 liraya, memur emeklilerinde 6.078 liradan 7.228 liraya yükselecek. En düşük aylık, %17,82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4.197 liradan 4.945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4.687 liradan 5.522 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağkur tarım emeklilerinde 3.335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2.905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3.500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı %17,82 çıkarsa, en düşük aylık Bağkur tarım emeklilerinde 3.929 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3.423 liraya yükselecek ve 3.500 liraya tamamlanarak ödenecek. Kesin zam oranı Ocak ayında belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3.500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha artırılması gündemde. Bu konudaki karar da Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor. Kulislerde konuşulan rakam ise bu rakamın 4.000-4.500 lira olacağı yönünde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümet tarafından gelen açıklamalar gösteriyor ki hem asgari ücret zammı hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında enflasyonun üzerinde yapılacak. Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yılbaşında ciddi şekilde yükseltileceğini ve enflasyonun yol açtığı refah kaybının aşama aşama giderileceğini ifade etti. Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur Temmuz zammı netleşti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşları Temmuz zammı ile beraber %42,35 oranında artarken, aynı dönemde memur zammı %41,69 oldu. En düşük memur zammı resen artışla beraber 9.707 Türk Lirası olurken, en düşük emekli maaşı ise 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Yaklaşık 20 milyon kişinin yeni maaşları, 2022 yılı enflasyon oranı sonrası netleşecek Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı ile belirlenecek. Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için enflasyon beklentisi ve tahminleri gelmeye devam ediyor. Anadolu Ajansı Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre, 2022 yılı enflasyon beklentisi %73,88 oldu. Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketine göre bu rakam %67,73, resmi gazetede yayımlanan orta vadeli program, OVP tahminine göre ise %65 oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Bu zam oranı her dönem 6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor. Emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alarak artıyor. Memur ve memur emeklileri ise, her yıl 2 kez olmak üzere, önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor. Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi %7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam Ocak 2023 döneminde %8 olacak.